Herkese merhaba arkadaşlar. Evrenin yaratılışıyla ilgili, varlığıyla ilgili ve devam eden süreçlerle ilgili bütün bilim camiası, bütün felsefe dünyası bir arayış içerisinde ve bu arayış bir muamma olarak hala geçerliliğini koruyor. İşte evrenin işleyişi ve yapısını açıklamayla ilgili en belirgin teorilere baktığımız zaman Big Bang teorisini görüyoruz, sicim teorisini görüyoruz ve yeni yeni geliştirilen teorileri görüyoruz. Fakat yine de insanlık şu an ulaşmış olduğu bilgi, birikim, medeniyet ve teknolojiye rağmen evreni açıklayabilme ile ilgili çok az şeye sahip, çok az veriye sahip, çok az argümana sahip. Ortaya konulan argümanlar da böyle. Dolayısıyla bizim evreni okuyuşumuz sınırlı olduğu için aslında Kur'an'ı okuyuşumuz da bu açıdan sınırlı oluyor. Çünkü evrenle Kur'an ve insan birbirini bağlayan, birbirini tamamlayan, birbirini içeren 3 tane varlık, 3 tane form aslında. Bu nedenle de biz Kur'an'ın genel olarak felsefesine baktığımız zaman da kendisini ileride açık etmesi ihtimali çok yüksek olan bir kitap olarak görüyoruz. Zaten Kur'an da bunu kendisinde ifade ediyor. Yani bazı ayetlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bu konular ileride anlaşılacak. Ya da işte muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var ve yorumlanması gereken ayetler var. Bunlar da zamanın içerisindeki döngüler gereği daha da net anlaşılır hale gelecek. Bizim şu an anlayamadığımız birçok mesele de daha ileride anlaşılacak. Hatta zaman yolculuğu ile ilgili meseleyi bile biz ancak işte kara delikleri, ak delikleri, kuark zamanları, sicim teorisindeki o 10 üzeri eksi 33 zaman dilimlerini falan anladıktan sonra ancak yeni yeni idrak etmeye başlıyoruz. Kaldı ki teorisini bile konuşurken zorlanıyoruz. Pratik noktaları çok daha zorlayacak insanoğlunu, insan medeniyetini. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri incelediğimizde o kadar önemli mevzular var ki yani daha bu işin teoriyi anlaşılamazken pratiğiyle ilgili çok önemli hakikatler var. Ve Kur'an'a da bakarken o yüzden sadece sınırlı bir dünya çerçevesinden baktığımızda anlatılmış olan yer, mekan, olay ve kurguları sınırlandırıyoruz. Evrenin o büyüklüğünün içerisinde her şeyi dünyaya hapsedip dünya üzerinde değerlendirdiğimizde bir sonuca da varamamaya başlıyoruz. Eğer biz Kehf suresindeki ayetlere Zülkarneyn'in bir zaman yolcusu olduğu nazarıyla bakmazsak Zülkarneyn'i çift boynuz sahibi birisi diye çeviririz. Ve bu anlatılan şeylerin de hakikati tam olarak anlaşılamaz. Yani sembolik olan anlatımların mutlaka sembol dilinin çözülmesi gerekiyor. Bu nedenle yani kozmik hiyerarşik denilen bir kavram ortaya koyduk. Yani bir süredir videolarda galaktik sistemin var olduğunu, bu galaktik sistemde yöneticilerin olduğunu, bu yöneticilerin bir tanrı olmadığını, aslında gerçekten son noktada sonsuz bir yaratıcının varlığına iman edilmesi gerekliliği konusunu zaten anlatıyoruz. Ve insanlık medeniyeti bizden çok daha eski zamanlarda çok daha büyük medeniyetlere erişmişken ortaya konulan mimari yapılardan, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve eski teknolojik yapılardan baktığımızda, incelediğimizde insanoğlunun çok zirveye çıktığı dönemlerin olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerde bile insanlar Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu bugünkü teknolojik felsefeleri bile anlayamamışlar. Bakın o medeniyetlerine rağmen ve sonsuz yaratıcı ile ilgili sorunsalı çözememişler zaten. Nuh peygamber zamanında Nuh'un kavmine bir seslenişi vardır. Görmüyor musunuz göklerin 7 katı olduğunu? Ya bu adamlar demek ki öyle bir teknolojiye erişmişler, öyle bir medeniyete erişmişler ki göklerin 7 kat gök olarak olduğunu görmüşler ya da seyahat etmişler buralarda. Bu bilgilerine rağmen sonsuz yaratıcı ile ilgili problemlerini aşamamışlar. Nuh'un bir peygamber olduğuna bile inanmamışlar. Ama arada başka varlıkların tanrı olduğuna inanmışlar. Yani göklerden gelen üst düzey teknoloji ve medeniyete sahip olan varlıkları tanrı olarak değerlendirmişler. Ve bütün peygamberler de bu tanrıları ortadan kaldırmak için gelmiştir. Bizim kozmik hiyerarşideki yönetim sistemine baktığımız zaman da yani Sirius'un yöneticisi olan Rabb'e baktığımız zaman da alemlerin Rabbi Allah'a baktığımız zaman da aslında teknik olarak yine sonsuz bir yaratıcı sistemini anlattıklarını Kur'an-ı Kerim'in her detayında görüyoruz, görmekteyiz. Bu felsefeye baktığımızda eski medeniyetlerin bu kadar ileriye gitmiş olması bir gün insanlık medeniyetinin bir devri daim yaparak yine zirve bir medeniyete gideceği felsefesini de çıkarır bize. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı ayetler vardır. Onlar bize ipuçları da verir. Mesela İnşikak suresinde bir ayet var. Diyor ki mesela لِتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَا تَبَقَا yani sizler bir şeylere bineceksiniz ve tabakadan tabakaya yani gök katmanlara içerisinde seyahat edeceksiniz. Bu geleceğe dair bir ifadedir. Bunu halden hale geçeceksiniz diye çevirmiş müfessirler ama alakası yoktur. Burada rekebe fiili binmek fiilidir.
Tabakalar gökler anlamına gelir. Yani tabakalar, gök tabakaları arasında seyahat edeceksiniz diyor. Sizler bir şeylere binerek. Ve bakın buna rağmen yani bu teknolojiye, bu medeniyete, bu bilgiye, bu birikime, bu donanıma gelmiş olmanıza rağmen diyor ayet devamında. Bakın ne diyor? Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Tıpkı Nuh döneminde o 7 kat göğü görebilecek teknolojiye erişmiş olmalarına rağmen uzaydan gelmiş başka tanrıları tanrı olarak görmüşlerdir bu insanlar ama sonsuz yaratıcı. Bakın buradaki kavram kritiktir. Zaten bütün bilimin, bütün medeniyetin, bütün teknolojinin, bütün galaksinin tıkandığı yer burasıdır. Evrenin ilk yaratılışı nasıl olmuştur? Hiçbir şey yokken. Ya bu hiçbir şey yokken olma meselesi zaten çözülemiyor. Yani nedir o? Hiçbir şey yokken ne vardı? E peki bir şey vardı. E peki ondan önce ne vardı? Ondan önce ne vardı? Ondan önce ne vardı? İşte o zaman Spinoza'nın varlık vardı ve var olmaya zorlandığı felsefesine gelip panteist bir felsefe ile kainatı tanrı olarak yani evreni, alemleri isterse yüz binlerce paralel evren olsun fark etmez. Günün sonunda bütün evrenleri tanrı hükmüne koyarsınız. Koymak gerekir. Yani bu bir zorunluluk haline gelir. Ya da sonsuz bir yaratıcının varlığını kabul ederseniz onun ne olduğunu zaten idrak edebilmek çok zordur. Bunun üzerinden bir felsefe geliştirirsiniz. Temel olarak baktığımız zaman da zaten ilahi sistem ve kozmik yani kozmik ilahi iyi sistemin ortaya koymaya çalıştığı mesele budur. Yani evrenler sonludur, başı ve sonu vardır, değişebilir, yenilenebilir, yeniden var edilebilir, önemli değildir. Fakat bunların bir yaratıcısı vardır, o da kadiri mutlaktır diye ifade etmek için gelmişlerdir. Ama öbür tarafta bu kadar büyük teknolojiye ve medeniyete ve bilime sahip olan eski medeniyetler ve günümüzün bilim dünyası evrenle ilgili bir sonsuz yaratıcı fikrini henüz benimsemiş değildir. Benimsememiştir hatta temelde. O yüzden bu mesele öyle. Ben Müslüman coğrafyada doğduğum için ve Müslüman coğrafyada bana sonsuz yaratıcı diye bir yaratıcı anlatıldığı için ben buna iman ediyorum. Bilim bunu nasıl anlamıyor deyip küçümser 3 tane cümleyle bu argümanlar yerli yerine oturmaz. Ya da küçümser 3 tane cümleyle de kozmik hiyerarşinin olmayacağı da anlaşılmaz. Ya da küçümser 3 tane cümleyle eski medeniyetlerin ya güneş tanrısına tapmışlar, yok ay tanrısına tapmışlar, yok arada başka tanrılara tapmışlar felsefesini küçümsemeye başlarsınız. Bugün biz mesela Afrika'ya gidelim. Hiç gelişmemiş bir Afrika medeniyetine. Muazzam teknolojilerimizle girelim bizi tanrı gibi görmeye başladılar. Ya burada bugün şu dönemde bile yani 21. yüzyılda aynı çağın içerisinde binlerce çağ yaşanıyor. Bir tarafta çok gelişmiş medeniyetler var. Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Amerika'da millet servet içerisinde. Londra'da millet yaşıyor. Türkiye ferah gene fena bir ülke değil. Ama bakıldığı zaman aynı çağın içerisinde bile milyonlarca çağ yaşanırken geçmiş dönemlere gittiğimizde geçmiş dönemlerde milyonlarca yıl öncesine bugüne geldiğimizde ne kadar çağ değişmiş, ne kadar olaylar yaşanmış ve bütün bu olaylar yaşanmasına rağmen işte o dönemde bile gökyüzünden gelen üst düzey medeniyetleri tanrı olarak görüp bunları tanrılaştırmışlar. Onlara atfen de bir takım putlar çizmişler. Yani heykeller yapmışlar. Aslında o heykele tapmak için tapmıyor ona. Onu geleni tanrı olarak gördüğü için o tanrısını hürmeten Lat, Uzza, Menat oluyor. Öbür tarafta işte Zeus oluyor, Apollon oluyor. Öbür tarafa gittiğinizde bambaşka şeyler oluyor. Yani medeniyet denilen şey dairevi ilerleyen çok enteresan hadiselerin meydana geldiği bir yer. Şimdi buraya niye geldik? Bakın ne diyor İnşikak suresinde? Tabakalarda seyahat edeceksiniz ama diyor ki şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Etmiyorlar hala. Ve diyor ki bakın kendilerine Kur'an okunduğunda secdeye niçin kapanmıyorlar? Yani bunu anlatan, üstelik tabakadan tabakaya seyahat edeceğinizi söyleyen bir kitabı bilmenize de rağmen hala iman etmiyorsunuz. Devam ediyor ayet. Bakın çok enteresan. Tam aksine o nankörler yalanlıyorlar. Dolayısıyla karşı tarafta bir iblis sistemi, bir iblis sisteminin ve dahil olduğu başka bir federasyon, konfederasyon var. Ve bunlar bu işi manipüle edip yalanlatıyorlar. Bu insanlara o yüzden şu an dünyada yaşanan bu ikilik dualite yani Tanrı ve İblis dualitesi bütün galaktik sisteme yayılmış durumdadır. Evrene bakış felsefesiyle gelir bu. Ben bugün o yüzden Tin suresinin ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram meselesine başka bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağım. Bizim o yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bazı yerlere bakarken, bazı konulara bakarken dünya sınırından çıkıp biraz daha üstten bakma zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim dinlerimizin ismi semavi dinlerdir. Semavi dinler gökten gelir. Gökten gelen dinler uzayla ilgilidir, uzayla irtibatlıdır. Bunların ilahi taraftan mı yoksa iblis tarafından gelip gelmeyeceğini idrak etme seviyesinde bile değiliz. Hadi diyelim ki iblis çok büyük bir manipülasyon başlattı, iblisin dahil olduğu ekip.
Bizi peygamberler aracılığıyla manipüle ediyor. Gönderdiği kitaplar aracılığıyla manipüle ediyor. Olamaz mı? Olabilir. Ya da ilahi sistem peygamberler göndermiştir. İblis bir tane başka peygamber göndermiştir. Ona kitaplar göndermiştir. Allah'ı anlatıyor gibi anlatmıştır. Manipüle etmiş olabilir. Galaktik sistemin içerisinde sizce iyi gibi görünen kötüler, kötü gibi görünen iyiler olamaz mı? Veya meleğe ailanın içerisine iblis sistemine hizmet eden varlıklar yerleştirilmiş olamaz mı? Ya da tam tersi. Yani biz meseleye böyle çok basit, sıradan bir imtihan dünyası, sıradan bir kainat algısı, kainat bakışı ve kainat felsefesiyle bakamayız, bakmamalıyız. Yoksa klasik Kur'an-ı Kerim okuruz işte. Şöyle yazdı, böyle yazdı. İbrahim eskiden böyle dedi. Eski peygamberlerin anlatıları, hikayeler olarak bakarız. Ama şu soruyu sormamız gerek. Acaba Kur'an bize bunu niye anlatmış? Acaba burada anlatılan konu ne? Yani Zülkarneyn güneşin battığı yere gitti, doğduğu yere gitti, ortasına geldi, set yaptı. E tamam, güzel. Bunu geçip gidecek miyiz? Yoksa burada anlatılan şeyler bize ne anlatıyor mu diyeceğiz? Ya da Sebe Melikesi'nin tahtını getiren birisi diyor ki ben iblis ifritlerden birisine diyor. Sen oturup kalkmadan getiririm. Öbürü diyor ki ben göz açıp kapayıncaya getiririm. Evet tamam, ne güzel. Süleyman peygamber mucize gösterdi diye mi okuyacağız? Yoksa bu bize ne anlatıyor? Biz buradan nasıl bir evren çıkarımı yapabiliriz? Biz buradan zamanı nasıl algılayabiliriz? Biz üç boyutlu evrenimizin içerisine zaman boyutunu dahil ettiğimizde acaba dördüncü boyutu idrak edebilecek hale gelebilecek miyiz? Ya da beşinci boyut, ya da altıncı boyut, ya da on birinci boyutu anlayabilecek miyiz? Sicim teorisinin bahsettiği. Peki bu bakış açıları ancak müstakil bir bireysel bakış açısıyla da olmuyor. Yani Kur'an'ı anlamlandırabilmek için fizikçilerin, astronominin, bilim dünyasının, ilahiyatçıların, teologların, edebiyatçıların, felsefecilerin ortak bir araya geldiği bir kolektif ancak meal, kolektif bir tefsir, kolektif bir açılım bize Kur'an'ı, evreni ve hakikatleri ancak anlatabilir. Ben ne kadar anlatabilirim? Ya da bir ilahiyatçı ne kadar anlatabilir fizik bilmeden? Bir fizikçi teolojiyi bilmeden ne kadar anlatabilir? Bir teolog kimyayı, astronomiyi bilmeden ne kadar anlatabilir? İşte Kur'an'ın maalesef bakış açısındaki en büyük eksiklik ve İslam dünyasının Kur'an'a yeterince saygı gösterememesinin nedeni bu kolektif hareketi başlatamamasıdır. Yoksa Kur'an'ı bir kitap gibi okursunuz, raflara koyarsınız, hatta çoğu zaman da ölüleri okursunuz, biter gider. Halbuki Yasin suresinde bu kitap diriler için gelmiştir der. Biz evren bakışımızı daha üst bir perdeye götürmek için bu videoları çekmeye devam ediyoruz. Kozmik hiyerarşinin olduğunu anlatıyor olmamın temel nedeni basit sınırlı algılarımızın üstünde yepyeni bir algılamaya geçebilmek içindir. Yani Sirius'ta bir Rab sistemi var. Rablerin üstünde Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi var. Alemlerin Rabbi Allah'ın da arkasında bütün soyut yaratılışı ortaya koyan bir kadir-i mutlak, bir sonsuz yaratıcının olduğu fikri bir şöyle bir fikirdir. Yani evrenin panteist bir fikirle bütün alemlerin ezeli ve ebedi olduğu fikrinin karşısındaki en önemli argüman ve figürdür. O yüzden biz bizim mevcut uzay zamanımızın içerisindeki Allah misyonunun bütün göklerde, bütün yerlerde, bütün evrenlerde bir adaletli krallık kurmaya çalıştığını anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'in anlatılarından. Yani mülkü semavatü vel ard göklerde ve yerde kurulması gereken muazzam bir distopik değil, ütopik. Adalet mekanizması, hukuk mekanizması, ekonomisi, siyaset felsefesi, toplumsal uzlaşma vesaire. Aklınıza gelebilecek toplumun bütün kurumlarının muazzam çalıştığı bir medeniyet teşkil edilmeye çalışılıyor. Bunun karşısında da öbür tarafta bir medeniyet teşkil etmeye çalışıyor elbette. Yani biz iblisin tabi olduğu bu isyancılar grubunun sadece evreni bozmaya yönelik olduğunu mu düşünüyoruz? Hayır. Evreni kendi sistemlerinin çerçevesinden değerlendirip bütün yönetim sistemini almaya çalıştıklarını idrak etmemiz gerekiyor. Şimdi o yüzden ben bugün de Tin suresi üzerinden, çünkü Tin suresinde çok enteresan yeminler var, bir bakış açısı geliştirmeye çalışacağız hep beraber. Sizin de fikirleriniz ve yorumlarınızı mutlaka yazın. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Şimdi bakın ne diyor. Vetteyni ve zeytun. Şimdi ya Kur'an incire ve zeytine niye yemin ediyor? İncire ve zeytine yemin. Yani elmaya, portakala, bilmem neye falan değil de niye incire ve zeytine? Bakın arkasından gelen ayetlere bakalım. Hemen bakalım. Ve turi sinin. Açmadı. Hemen açtı. Bakın ne diyor? Ve turi sinin. Ve turi sinin. Yani Tur Dağı'na. Şimdi zeytine ve incire yemin etti. Ve tini ve zeytun. Ve turi sinin. Ve Tur Dağı'na yemin etti. Arkasından bakalım. Üçüncü ayete. Nereye yemin ediyor? Ve hazel beledil emin. Ve emin beldeye yemin ediyor. Şimdi çok önemli. Bir şeylere yemin ediyor. Eğer Kur'an bu kadar önemli bir şeyi söyleyecekse,
Rab sistemi, Allah sisteminin çok önemli bir şeyini söyleyecek ki burada bir şeylere yemin ederek başlıyor. Ne diyor? Tine, Zeytine, Tur-i Sina'ya ve Emin Belde'ye yemin et. Şimdi soruyorum. Emin Belde neresi? Tur-i Sina neresi? Zeytin neresi? İncir neresi? Kaldı ki zaten müfessirler şunu tartışmışlar. Yani burada incir ve zeytin diyor ama bu incir ve zeytin değildir. İncir ve zeytinin yetiştiği yerlerdir. İşte mesela zeytini İsa peygambere bağlayıp Zeytin Dağı'na, inciri de İbrahim peygambere bağlayıp işte yetiştiği, incirlerin yetiştiği yerde bulundu falan. O da İbrahim peygamberi temsil eder. Onun olduğu yerleri temsil eder. Yani aslında burada dört tane mekan vardır diye zaten müfessirler burada tartışmışlar. Ama bu mekanları nerede tartışmışlar? Yine dünyada tartışmışlar. Ya peki bu mekanlar dünyada değilse? Peki bu çıkarımı ben nereden yapıyorum? Şuradan yapıyorum. Şimdi en son yeminine bakıyorum. Şu Emin Belde'ye yemin olsun. Ben soruyorum, dünyada Emin Belde neresi? Ya da Emin Belde deyince ya da eminlik deyince ne anlıyoruz? Bir kere hırsızlık olmaması lazım, ölüm olmaması lazım, kaçakçılık olmaması lazım. Aklınıza gelebilecek bütün kötülüklerin olmadığı bir yerdir burası. Şimdi Emin Belde'yi Mekke diye çevirdiğimizde Mekke'de bunlar olmamış mı? Peygamber zamanında da olmuş. Peygamber orada peygamberliğini ilan ettikten sonra Medine'den tekrar dönüp orayı site devleti haline getirdiği zaman da olmuştur. Bugün de oluyor, yarın da olacak. Yani ya burada bize bir hedef veriyor. Bütün dünyayı Emin Belde haline getireceksiniz. O Emin Belde'ye yemin ediyorum diyor. Bu bir çıkarımdır. Kaldı ki yine dünyada böyle bir her tarafında bu kadar emniyetli bir sistem kurulacak mı belli değil. Ya da bu Emin Belde neresi diye sorduğumda benim aklıma şöyle şeyler geliyor. Acaba burası Sidretül Münteha olabilir mi? Yani aslında burada dört tane yemin edilen mekanın dördü de dünyada değil de ya galaktik sistemdeki yerlerse. Ve bu emniyetin teşkil edildiği kozmik hiyerarşideki yerleri bize anlatıyorsa. Tur-i Sina. Mesela Musa peygamber Tur Dağı'na gidiyor değil mi? 30 gün kalıyor, sonra 10 gün daha ilave ediyor. 10 gün daha ilave edince ne oluyor? Orada Samiri boğa heykelini yapıp insanları boğa kültüne, yani Taurus takım yıldızındaki tanrılara inandırmaya başlıyor. Tırnak içerisinde söylüyorum tanrılar diye. Zaten çoğuldur Elohim diye geçiyor. Tanrılar. Peki baktığımız zaman niye 30 gün kaldı da 10 daha ilave etti? Yani bu aynen şey gibi geliyor bana. Kehf suresinde 300 yıl uyuyorlar, 9 daha ilave ediyorlar. Yani neden yani? 40 gün çözemediler mi? Yani ya da Musa'ya tebliğlerini yapacak olan Rab iyi plan yapamadı mı yani? Ya 30 gün üstüne 10 gün daha ekleyeyim, 40 mı olsun dedi. Ya o zaman biz sonsuz yaratıcıyı aciz hale getirmiş olmuyor muyuz? Yoksa bize orada bir zaman fenomeni mi anlatıyor? Acaba gittiği yerin koordinatlarını, zamanını, günlerini, aylarını, yıllarını vermek için mi yapıyor? Kur'an bu üsluba çok başvuruyor. Nuh onların içerisinde 1000 yıldan 50 yıl eksik yaşadı. Niye 950 demiyor? Ya bu kavramları dediğim gibi hikaye anlatan eski medeniyetin hikayeleri gibi dinlediğimizde bir çıkarım yapamayız. O yüzden ben buradaki kavramlara baktığımda Zeytin Dağı, Tur Dağı, incir. Kaldı ki inciri Buda'yla da özdeştirirler. Yani Buda, Budizm'de ne var? Buda işte incir ağacının altında inisiye oldu, aydınlandı. Oradan Buda felsefesini yaydı falan diye de anlatılır. Bunu İbrahim peygambere de mal ederiz. Ya, dolayısıyla o zaman acaba bu peygamberler bu vahiy aldıkları yerden gidip yani Sidretül Münteha gibi emin, güvenilir bir beldeden mi aldılar bütün acaba bilgileri gibi bir çıkarım da yapılabilir. Bunlar tabii ki çıkarım ama bu çıkarımda yapma zorunluluğu evrenin bu kozmik sisteminin anlaşılabilmesiyle ilgili bir zorunluluk. Dediğim gibi Kur'an'ı sadece ne bir tek ben çevirip anlatabilirim, ne bir felsefeci anlatabilir, ne bir fizikçi anlatabilir. Kolektif bir ortak hareketin başlatılması şart, zorunluluk. Kaldı ki yine inanmayacaklar diyor. Tabakada seyahat edeceksin yine yok diyecek ya. Adam görecek o göklerin muazzamlığını, tabakada da seyahat edecek. Allah'a inanmayacaklar diyor. Niye? Karşıda bir manipülatif iblis sistemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bakıyorum bir taraftan da ne var? İşte kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren. Ya bu Mescid-i Haram'dan aldı. Yani haram ne demek? Yasak. Bu yasak mescid neresi? Mescid-i Aksa da uzak mescid demek. Uzak mescid neresi? Hemen biz yine bunları dünyaya aldık. Yani Mescid-i Haram neresi? Mekke'deki işte mescid. Onu aldı nereye götürdü? Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e götürdü. Ya haram denilen mescid, yani yasaklı bir yerden, yasaklı bir bölgeden, bir takım yasakların olduğu yerden alıp daha uzaktaki bir yere götürdü derken bambaşka bir koordinat veriyor olabilir mi bize? O yüzden biz sadece dünyayı dünyadaki imtihan felsefesiyle değerlendirdiğimizde uzaydaki galaktik sistemle entegrasyonumuzu geciktirmiş olacağız her geçen gün. Ama uzaydaki galaktik sisteme dahil olurken de bir bilinç düzeyine, bir bakış düzeyine, bir analiz düzeyine, bir iyilik felsefesine, yani yeryüzünü iyi bir sistemin hakim olduğu yere doğru getirme zorunluluğu var ki ancak bunlar gerçekleşebilsin. Dolayısıyla bir, yeryüzünde bir din gününün yaşanacağını biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'deki kavramlara bakarken demek ki daha büyük bir kainat okuması yaparak bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum.
Bunu bireysel olarak birilerinin yapıyor olabilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kolektif bir hareketin başlaması gerektiğini çok net düşünüyorum. Ancak Kur'an'daki ana felsefeye baktığımız zaman ahlak felsefesine bize bireysel olarak şu mesajı veriyor. Evet, bazı şeyler kolektif harekettir, bazı şeyler bireyseldir. Çünkü vela teziru vaziratun vizra uhra. Kimse kimsenin günahını üstlenemez. O zaman Kur'an bize bireysel olarak iyi ahlaklı olmayı, insanlara iyi davranmayı ve şunu diyor Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Rad 22 olabilir. Kötülükleri iyilikle ortadan kaldırabilirsiniz. Yani bu basit bir şey değil. Yani şöyle şöyle demiyor. Bir tane kötülük var, iyilik de. Hayır. Evrensel sistem açısından söylüyor. Eğer bir kötülük mekanizması varsa bunu ancak iyilik ittire 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 küçültüp iyi bir sistem kurabilir diyor. Peki iyilik nerede başlıyor? İnsanın önce kendisine dürüst olmasına başlıyor. Sonra çevresine dürüst olmasına başlıyor. Sonra çevresine iyi davranmasına başlıyor. Çevresini iyileştirmesinde başlıyor. Birbirlerine insanların art niyetli değil de daha dürüst davranmasına bakıyor. Daha sonra bu iyi insanlardan oluşan aileler iyi bir toplum oluşturuyor. İyi toplumlar, iyi devletler, iyi devletler, daha birbiriyle kaynaşmış devletler oluşturuyor. Zaten günün sonunda bir tek dünya devletinin olacağı muhakkak. Evet, İblis de yeryüzünde şeytan imparatorluğunu kurmak isterken bir tek dünya sistemi kurmak istiyor. Tırnak içerisinde Mehdiyet sistemi ya da Tanrı'nın krallığının yeryüzüne geleceği günde de biz aslında ortak bir tek dünya devletinin olduğunu görüyoruz. Fakat arada bir finansal sistem farkı var. Şimdi normalde bizim kullandığımız finansal sistemde ne vardır? Devlet veya işte krallar sizden vergiler toplarlar. Ama öbür tarafta, yani öbür sisteme baktığımız zaman bunun tam tersi bir vergi sistemi görüyoruz. Gel devletten istediğini al denilen bir kavram var orada. İşte bu finansal sistemin tersine döndüğü, bu finansal sistemin tersine dönmesi için yeni finansal argümanları ortaya koyan, bu argümanları gerçekleştirmek için gayret eden iyi insanlar topluluğunun, işte bir taraftan fiziği doğru okuyan iyi fizikçiler topluluğunun, iyi edebiyatçılar topluluğunun ve bir araya gelmiş bu mekanizmanın doğru bir yazılım sistemiyle, o da ashab-ı rakimdir. Yani rakim ashabı, rakamlar ashabının bu altyapıyı kurmasıdır. Bireysel olarak o yüzden her bir insan gelecekteki bu sistemin kurulmasıyla ilgili çok büyük bir mesuliyet altındadır. Çünkü Zülkarneyn'in ana felsefesine baktığımız zaman ana felsefesinin barışı tesis etmek, yani barışa hizmet etmek olduğunu görürsünüz. O zaman savaşa hizmet eden, kaosa hizmet eden bütün sistemler İblis sistemine hizmet etmektedir. Barışı, iyiliği ve güzelliği tesis etmeye çalışan herkes de adaletli bir mekanizma kurulmasına hizmet etmektedir. O yüzden konumuzu çok iyi ayarlamamız gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'deki bahsedilen bütün konulara daha kozmik bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Yeni konulara ve yeni videolara değinmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.